Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Hades ve Sofia ile birlikteyiz. Tabii ev böyle berbat yaptılar, berbat. Şöyle yakından alalım. Hades'ini görmek isteyen arkadaşlar vardı. Tabii sizlerin isteklerini değerlendiriyorum arkadaşlar. Daha önce çekecektim ama hava şartları çok kötüydü. Bugün Hades'i bir eve aldım ben. Yine rüzgar var biraz. Ama elimi ısırma Hades ya. Isırma ya. Ne olacak bu? Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Bir dakika bir saniye. Bir kameralara bir oynamayalım. Bir otur. Hayır ısırmak yok. Dana gibi arkadaşlar. Maşallah büyük tabii ki de. Tabii biz de bu arada toparlanıyoruz arkadaşlar. Hani bayağı uzun süredir toparlanıyoruz. Böyle bu haftada biraz yok. Burada şimdi bazı şeyleri kolledik falan. Kullandıklarım dışarıda kaldı. Şu an ev zaten perişan bir durumda. Oradan dedi. Çamurları, patileri. Çamur. Yani dilemedim aldım. Tabii bana golden zil işi çıktı. Onu kırmasaydım keşke. Ver bakalım şunu. Ver. Ya bu neydi? Ateşim dur ama ya. Ya bir durun önce bir anlatayım şöyle. Bir sakin. Kamile oradalar normalde size yatıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz hemen böyle videoya daldıktan sonra ses müzik açık arkadaşlar. Şimdi fark ettim ya kızmamışız bile. Neyse aynen şu ilacımı alayım oradan. Dur bir dakika. Ooo ba. Bir dakika. Ya arkadaşlar çok yaramaz bu ya. Şimdi arkadaşlar tabii böyle sabahtan beri kendimi böyle toparlıyorum falan. Şey söyleyeceğim. Hani bizim gözükmekte istemem açıkçası. Evlatların birçoğu gitti arkadaşlar. Bahçedeki olanlar işte Marla, Medusa, Efes, Ala, Zeyna, Süslü, Gece. Bunların hepsi gitti arkadaşlar. Şu an Osmaniye'deler zaten. Şu bahçede kimse kalmadı. Aslında Sofya'yı da götürecek tarafım. Fakat şey düşündük hani belki Marla'yla çok uzun yol olduğu için belki tartışırlar falan deriz kalmak istemedik. O nedenle de artık Sofya'ya eşlik etsin diye de Hades'i aldım. Tabii Hades normalde bahçede arkadaşlar. Şu an bana bir sürü iş çıktı. İğrenç gözüküyor koltuklar şu an. İğrenç. Nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Şimdi bu süreçte arkadaşlar işte bir kısmı gitti. Geri kalan asıl zor kısım kaldı. Şimdi o diğer küçükler hepsi birbiriyle anlaşıyordu zaten bahçedeyken. Bakın kafestekiler nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Kim kimle gider. Bir hayli git gel olacak. Bayağı da uzun bir yol. Bizim de normalde günümüz doldu. Hani doldu derken iki günümüz kaldı bu ev için. Ve inşallah anlayışla karşılarlar. Yüksek ihtimal bu bir haftalık süreç daha sürecek. Çünkü tayfun git gel falan o da çok yoruluyor arkadaşlar. Hakikaten çok uzak yol. Bu kadar yolda git gel falan. Hakikaten ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Tercihlerimizin şeyi. Neyiz? Mağduruyuz diyeyim. Yani tercihlerimizin mağduruyuz. Bu arada şunu bir çekelim. Kızım Allah'tan kork. O ağzına bir bassa. Kız bir bassa. Bir bassa. Ne olacak? Böyle arkadaşlar yemek faslımız biraz azaldı. Şimdi rüzgar esiyor aslında bahçeyi çıkartmak istiyordum sizleri diyecektim aslında kamerayı çıkartacağım için öyle gibi oluyor. Fakat rüzgardan dolayı çıkamıyorum. Nasıl anlatayım? Bomboş. Hani sürekli bağırışıyorduk ya. Ay dur ay üstüme atlama ay öyle ay böyle falan. Dışarı çıkıyorum. Ses de daha yok. Hiçbir şey yok. Onu derledi işte dediğim gibi Hades'i aldım. Hades de hani o kafesteki hali yok yani şey davranıyor dışarıda gayet beyefendi sessiz sakin. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Bu arada Hades'le bizi sıkı takip eden arkadaşlar belki bilirler. Hades'i küçükken apartmanda bir hayli bende kalmıştı arkadaşlar. Ayrıydık o zaman Tayfun'la. Benimle birlikteydi. Annesiyle birlikteydi. Değil mi oğlum? Tuvaleteydim falan her şeyi vardı. Ama şimdi bıraktık tabii. Şimdi kocaman oldu. Onun için Hades'le de ayrı bir bağım var. Hayır yapmayın. Şimdi fırça için kavga çıkacak. Bir saniye Sofya'cığım bir rahat dur. Bir rahat dur. Şundan bir şey yapayım. Bir dakika. Hades. Bir saniye. Hades. Alabilir miyim anneciğim? Hadi kus. Hadi aşkım ver. Elime batır ama. Kuşu bak. Hayır ama elime bak ya. Şimdi fırça zamanım Hades. Anneciğim alayım. Hadi kusum. Dur Sofya bir dur daha kavga edecek. Ay her tarafa kıldır kızı bağlayın. Hades'im lütfen. Tamam biliyorum senin de kocaman dişlerin var ama sırf olmasın. Hades'im alabilir miyim? Alayım. Ama olmaz ki ama böyle Hades. Bak tam övüyordum.
seni, benim oğlum beyefendi diye. Hoş güzel. Ay, ay, ay ne tatlı benim kız. Dur daha alayım şunu. Benim oğlum çok mu yıkar? Ya bir dur. Kız. Ya Sofya. Tam bir sümsük ya. Tam bir sümsük ya. Sümsük ya. Bir dur da alsın anne şunu. Dur. Dur anneciğim. Ya ben batacak o ağzında, kanatacak o tel şeyi, ne bileyim pasta ötmek için mi nedir arkadaşlar, ben de tam anlamıyorum o şeyden de. Anneciğim alabilir miyim onu? Bak başka bir şey vereceğim. Havuç vereyim mi, havuç yer misin? Dur ben sana havuç getireyim, belki yer. Efes yiyordu arkadaşlar. Ay ben şunlara bir havuç vereyim. Arkadaşlar Elif aramadı mı? Evet. Ay, ay benim oğlum havuç da mı gelmiş? Benim gülücüklerim. Al bakalım. Ah, Hades. Ah. Ay, yemiş benim oğlum al. Hadi. Aldım abi. Hoppa. Yiyor mu? Yemedi tabii. Yemedi. Anneciğim yok. Birazdan yiyeceğiz. Mama yemek pişirdi anne. Bak bak Sofya bak. Sana gülüyor valla. Ye kızım. Oh. Bal bal. Benim kızım bal. Hadi şimdi bal. Hadi şimdi bal. Ha, geldik gaza. Ama evin içindeyiz. Hadi gaza getirmek istemiyoruz. Ver ben yiyeyim. Getir anneciğim. Hadi ver onu. Ver anneciğim. Ver de yiyeyim. Sakın ha şimdi havuç için kavga ederler. Dur kızım dur. Hadi ay oturamıyorum da her tarafı berbat yaptılar arkadaşlar. Vallahi sizleri kırmamak için çekeyim dedim de bana baya bir iş çıktı. Sanırım bu gece full time koltuk süreceğim. Değil mi kızım? Benim kızım da gidecek arkadaşlar. Anneyi özleyecek misiniz? He? Özleyecek misiniz? Diğerleri tabii anlamadı arkadaşlar. Hepsi arabaya biniştiler, biniştiler. Ben bunu konuşamıyorum yine. Hepsi arabaya binler böyle mutlu mutlular falan. Tabii bilmiyorlar gittiklerini. Geziyor zannettiler falan. Ama baya kötü oldum hani o gün. Bilmiyorum alışırız herhalde ya. Dediğim gibi tercihlerimizin kurbanıyız. Değil mi hocam? Değil mi hocam? Hep böyle değişik değişik kararlar veriyoruz. Sonra da üzülüyoruz. Ay bakar mısın? Vallahi. Oh. 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 Bir güzel. Koca kafalı hadi şimdi. Bakın arkadaşlar hani bu süreç nasıl geçecek bilmiyorum da. Hani biz alışabilecek miyiz yani? Kaç senedir bir de hep müstakil evde yaşıyoruz. Ki bundan önceki yıllarda da aslında arada bir yaşadık apartmanda ama hep kısa süreliydi. Hani böyle sıkışacakmış gibi hissediyorum kendimi böyle dört duvar arasında falan. Şimdi o kadar alıştık ki bunlara. Bahçeye alıştık vesaire. Bilmiyorum nasıl olur. Dediğim gibi yol da çok uzak. Hani yakın mesafe olsa arada bir görmeye gideriz. Ya da onlar bana gelir. Değil mi? Kız anne işe yaradı gelmezmiş elini öpmeye falan. Nerede? Kız gelse mesela neler hazırlarım biliyor musun? Güzel güzel köfteler yapar anne şana. Börekler yapar, çörekler yapar. Kötü olmaz mıydı bugün Sofya bize misafirliğe geliyor falan uzak yoldan diye. Üç gün önceden hazırlığa başlardık. Yaprak sarmaları falan. Kız kötü olmaz mı? İyi olurdu. İşte bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Onun dışında bir de şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazen hep böyle konuşmayayım. Böyle şeyleri dikkate almayayım diyorum ama sinir doluyorum bazen. Ama içimi atacağıma söyleyeyim arkadaşlar diyorum. Yani bazen hani geliyor tabii ki işte videonun içeriği şunun ya gerçekten kimseyi zorlamıyoruz ki yani. Beğenmiyorsan izlemezsin. Yani ne olması gerekiyor? Kavga mı yapalım? Dövüş mü yapalım? Onu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Falan. Olabilir. Tercih meselesi. Bazı insanlar öyle şeyler sever. Öyle şeyler seviyorsun. Öyle şeyler, öyle videolar izlersin yani. Bizimkini izlemezsin. Onun dışında buradan yüksek ihtimal videomu izleyeceğini düşündüm ya. Tanıdık diyeyim. Geçen gün şöyle bir eleştiride bulundu. Ha, bunu yüzüne söyleyecek cesaretim yok. Bunu tabii ki de var ama buradan daha güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. Ya yapmış olduğum videonun hani anlamsız, hani bir anlam ifade etmediğine dair bir takım cümleler kullandı. Şimdi tabii ki saygı duyuyorum, bir şey demiyorum ama biraz da şöyle oldum yani. Tamam, okey. Peki siz neler izlersiniz yani, sen ya da sizler neler izlersiniz? Orada bir şahitlik durumu oldu. İzlemiş olduğu şeylere baktım. İşte TikTok'ta abuk subuk, çok affedersiniz, terbiye müsaade etmiyor benim. Böyle şeyleri beğenip vesaire, o tarz beğenimler atmalar vesaire.
Şimdi haliyle şöyle düşünüyorum yani. Tabii ki o tarz şeyler severek izlersen bizim böyle normal, samimi, içten videolarımız, sevgi dolu videolarımız sana saçma gelebilir. Buradan da bir söyleyeyim yani içimde kalmasın. Hakikaten böyle hadsiz, kendini bilmez, ahlak yoksunu, bana göre ahlak yoksunu yani insanların gelip de kendilerini eleştirmeden, kendilerini bir değerlendirmeye almadan gelip de benim burada yapmış olduğum işte 10 dakikalık ya da 20 dakikalık neyse 5 dakikalık videoma böyle saçma sapan muhabbet yaptıklarında gerçekten sinir oluyorum. Ya, oluyorum yani. Takmayayım diyorum, yine takıyorum. Çünkü ya söylüyorum da yani sen bir kendine bak, karaktersiz. Yani, böyle sinir bozucu şeyler olabilir arkadaşlar. Of ya anladım. Vallahi rahatsızım. Ya bu arada şeyi söyleyeceğim. Tabii görüyorum onu da. Mavi ayıcığı tanıyan arkadaşlar. Hades küçükken almıştık onu. Bilge Kan doğum gününde işte. Hades o dönem işte normal apartmanda kalıyordu. Şimdi mavi ayıcığına kavuştu. Onu yırtmadan da gitmez. Zaten atacaktım hadi yırtsın. Umarım kavga etmez. Oh ne güzel oynuyoruz. Anam dur şimdi onunla da kavga etmeyin. Bak. Nasıl diyor. Çok tatlıymış anne ya. Vallahi çok tatlı benim kızım arkadaşlar. Bunun da kafasında şey oldu arkadaşlar. Böyle saç kıran tarzı bir şey. Sonra geçen gün veteriner bir sprey vermişti. Bayağı sırtım kapandı. Nardıbağlıydı ya. Orada kafayı dönüyor onun etrafında. Sanırım oradaki çalılara falan çizdiriyor. Tekrar kanattı. Tekrar elmişti. Gene bak biraz çizmiş. Ama Sofya'cığım dur ben onu nasıl alacağım şimdi? Şöyle yapalım mı? Trofeyi ben dışarı çıkartayım. Ayıcık için kavga çıkabilir arkadaşlar. Gel bakalım kızım. Of. Ay benim kızım da nasıl tatlı arkadaşlar. Nasıl tatlı? Ay yürüyeyim mi usta ya? Aa böyle. Hey. Arkadaşlar böyle Sofya'yı götürmeye çalışıyorum falan. Tabii ben onu tuttuğum için Hades'le bir şey oluyor zannedip o süreçte Hades geldi falan. Orada kapatmak zorunda kaldım. Hemen böyle bir kararlaşma falan. Tabii beni korkuttular ya. Ama kızarım. Kızarım. Öyle yaparsanız kızarım. Otur bakalım. Otur. Otur. Hayır. Otur. Bu şekilde davranırsanız eve almam. Tamam mı? Hayır. Otur bakalım. Otur. Otur. Dur bakalım. Dur. Bunlar kıskanıyorlar arkadaşlar. Çok normal tabii ki bu. Onu sevsen o kıskanıyor. Ya da işte herhangi bir şey ilaki yemek olmasına gerek yok. Ki severken bile kıskanıyor. Onu zannetti artık ne zannetti bilmiyorum da. Baskı olarak mı algıladı? Böyle tutuyorum falan ya. Ah biraz korktum. Hadisten korktum ha falan böyle nasıl var ya. Vallahi. Onun için çok uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım hani çok sık video atamayacağım tabii ki ileride. Bilmiyorum nasıl bir içerik paylaşırım. Hiçbir fikrim yok açıkçası ama sizlerden ricam beni yalnız bırakmayın tamam mı? Hani illaki yeni video atmasam da eskilere bir vurayım falan. Yine aranızdaki iletişim bitsin istemiyorum. Bu konuda da çok üzgünüm açıkçası. O zaman ne yapalım? Ben yine her zamanki sözümü söylüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.